Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Veselik Lycan serisinin 13. bölümüyle karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. Abi bizim itemlerde son bir tane sadece zırh kalmıştı. Zırhı da 15 kılıç, 15 bıçak, 15 çift telli en az bir şey arıyordum. Yanına iksir biraz daha savunma olursa tabii ki de güzel olur. Ama en kötü böyle bir şey arıyordum. Şöyle bir şey bulduk. 15 kılıç, 10 bıçak, 15 çift tel, 2000 HP, 11 hızlı. Kırık savunma ama bizim tam savunmaları kapatıyor. Yani Lycan zırhı çok zor bulunuyor. Şuna vereceğim şimdi fiyata. Biraz şaşırabilirsiniz ama buna 47 bon vereceğiz. Abi bu zırhın parasını 2 gün sonra falan vereceğiz. 47 bon vereceğiz buna. Ama bu halde savunmalar 60-60-60-60-60 oluyor hep. Biraz HP falan da açımız vardı. HP'yi de kapatıyor. Daha güzel bir zırh piyasaya düşünce tabii ki de değiştiririz ama Lycan zırhı dediğim gibi bulunmuyor. Bu düşmüşken bunu alayım diyorum. Şöyle sağ olsun arkadaş da 2 gün öyle müsaade etti. 2 gün sonra vereceğiz parayı. Hayırlı olsun. Abi biraz önce öyle büyük şeyler oldu ki. Bizim Emre vardı. Ruby'den bilenler bilir. Zaten beraber Melee dönüyorduk. Öyle çağırdaydı, biraz VS atayım dedi. Sonra bir baktım Emre Discord'daydık. Ekran açtı. Efsun çekti. Abi 60 level'lik bizde bir silah vardı. Öyle dedi, biraz bir Efsun atayım dedi. Abi 2 tane silah yakaladık. Gelenlere bak. Bak gelenlere bak. İlki 5 yarı 10 delici. Biz 61 level delici fullleyeceğimiz için bu çok güzel. Ama ikinci bir silah var ki inanılmaz bir şey. Abi 10 yarı 10 delici 20 büyü hızı. Bu ikisi toplam 6k hep'te geldi. Ben bu çelik pençeye 10 yarı 10 delici getirene 100 won veriyordum normalde. Kendimiz yapmış olduk. Vallahi Emre kankime buradan selam olsun. Eyvallah, onu mükemmel yaptı. Çünkü çıldırdık zaten Discord'da. O kadar çok yarı delici gösteriyordu ki zaten. Hani inanılmaz fazla gördük. Her Efsun'la neredeyse yarı deliciyi yan yana görüyorduk. Bir yerde patlaması lazımdı. Tak bir patladı. Yanında da 20 bir hızı. Mükemmel oldu. Şimdi bunu basacağız. Biraz demirci memirci toplamak lazım. Ben dedim ki bu silahı atmadan önce 10 yarı 10 delici gelsin, birisine 10 won vereceğim dedim. Şu an param yok. Olunca vereceğim. Onu da bu video içinde vereceğiz herhangi birisine. Gireceğim böyle rastgele birine vereceğim. Ama şu anda kitim yok. Ha bu silahı da bir basalım. Artı 6'ya kadar getirdim ben. Şöyle bir artı 7 denesek. Artı 7 oldu, güzel. Böyle parşömenle bir artı 8 denesek yandı. Tekrar artı 7 olur musun? Yandı. Artı 6 olsan yine yandı. Peki artı 5? Tamam artı 5 oldu. Tekrar artı 6, buradan bir yanda tekrar yükselelim. Yandı. Ya bu biraz uğraştıracak açıkçası, bunun için biraz ayışı açmam gerekebilir ama bayağı pazardan satış yapacak kişiler var, onları satılması lazım. Daha Ruby Baycı'dan da bayağı bir şey geçecek. Onların hepsi geçerse zaten inanılmaz büyük paralar gelecek. Öyle bayağı bir ayışı açarız. Ama artı 6'ya bile çıkamıyoruz yani. Bak artı 5'e de yandı. Değil artı 6, şu an artı 5'i göremiyoruz. Hop bir de artı 5, yine artı 5 oldu, güzel. Artı 6, artı 6 oldu. Artı 7'ye parşömen atsam yandı. Neyse ben bununla biraz uğraşayım. Bu böyle üstlere geçerse gösteririm. Geçmezse artık sonra basarız. Yani yapacak bir şey yok. Zaten şu an 47 leveliz. Ama yani şu silahı yaptıktan sonra da hesabı kasmak da gerekebilir. Bu arada tekrar artı 6 olur mu? Olmadı. Tamam ben bununla biraz uğraşayım. Artı 7'yi denerken görüşürüz. Bir tur daha şöyle bir artı 7'ye denedim. Yine yandı. Peki şimdi geçsen. Aha geçti. Yalnız parşömen yok. Dur şurada benim bir büyülü demir maden falan bir şey olacaktı. Abi demirci atacağım ya da buna. Bir tane nesnede parşömen çıktı, buna demirci sallayacağım. Kim artı 8'e demirciyle geçer misin? Geç bir 9'a deneyelim en azından. Vurdum. Aha artı 8. Hadi oğlum bir de artı 9. Gözünü seveyim. Bir de artı 9 ol. Uğraştırma bizi. Kurtaralım silahtan. İkinci silaha geçeriz. Çok rahat geldi Efsun'un. Artını kolay geçer inşallah. Vurdum. İşte bu. İşte bu. Hayırlı uğurlu olsun abi. Hiç zorlamadı ya, yani hiçbir şey de zorlamadı ya. 10 yarı 10 derece 20 bir hızı yeni silahımız mükemmel oldu ve hayırlı olsun. İkinciyi basmaya geçebiliriz. Malzeme bayağı var zaten, malzemeleri bayağı ucuz bunun. Ben şu ikinciye geçeyim, demirci falan hallederiz. Bu silah da artı 6 oldu, ben 2-3 defa artı 7'ye denedim. Bir daha şöyle parşömen vursam yandı. Tekrar artı 6 olur mu? Olmadı. Silah artı 7 yaptım. Şöyle demirci sallayacağız. İnşallah bu da rahat geçer. Şöyle bir artı 8 ol, senin de bir artı 9 deneyelim. Şöyle vurdum. Yandı bu sefer. Kutsama atıyorum artı 7'ye. Bazen geçiyor. Yandı. Malzemeler ucuz olduğu için hiç acımıyorum şu an. Parşömenle uğraşamam. Ben yine bir artı 7 yapayım. Bir tur daha artı 7 oldu. Şöyle bir artı 8'e deneyelim. Hadi oğlum geçer misin? Böyle vurdum. Yine yandı. Tekrar artı 7 olur mu? Yine olmadı. Bir tur daha artı 6 yaptım. Bir 200'de ışığı açtım bu arada. Pazarda satış oldu. Bir 12 tane de parşömenimiz var. Şöyle artı 7'ye geçer mi? Yandı. Tekrar artı 6 yine yandı. Bizim silahı 6-7 ekledik.
Diğer silahı bıraktık bu arada, bayağı bir uğraştım, geçmedi. Buna bir 6 de ekledim. 5 tane kutsamam var. Başka da hepim yok. 5 kutsama da şuna. STR yarım arı yalandan gelmedi mi? Şöyle ilkini salladım. Ateşin gücü 1. Mükemmel. İkinciyi yapıştırdım. Mistiklere karşı falan çöp. Hocam şöyle STR ya. İçimden bir ses gerçekten 50 STR gelecek diyor. Vurdum. Bir şeytan mistik. Bu ne oğlum? Bunlar nasıl hepsinler? Hop vurdum. 6 şeytan 400 HP. Ve sonuncudan ne geldi? Düşük rütbe kanama. Çok kötü. Silah element atıyorduk. Başarılı dedi. Kaç geldi? 4 STR ne ya? 4 STR bir element. Ben bunu silerim. Bu silaha güzel bir element yakışır. En az böyle bir 20 STR'si olması lazım. Ben bunu silerim abi. Sildik, bu sefer şimşek attık. Bakalım şimşekte kaç gelecek? Böyle baktım. 2 ne ya? Oğlum 6 şimşek gelmiş yalnız. Şimşeği çok iyi de ne yapayım ben elementi? Ben STR'sindeyim abi. 6 şimşek, bunu da sileceğiz. Yapacak bir şey yok. Benim bütün olayım STR. Abi bir tur daha geçirdik. Bu arada küçük ekrandayım, kusura bakmayın. Bu sefer karanlık ekledik. Kaç STR ya? 12 STR. Üş, çok güzel, çok güzel. Maksimum oran geldi. Maksimum oran geldi. Karanlıkta tuttu. Bundan sonra devam edeceğiz. Mükemmel geldi. Bir de düşünseniz 12-12-12-36 geliyormuş. Ona ne avradını. Bir tur daha geçti. Şöyle baktım kaç geldi. 4 gelmiş. Bu silinir abi. Bu silinir. 4 kötü. En az böyle bir 8 falan istiyorum. Müzayede indirimde kutsama vardı. Bizim Ruby'de kalan biraz daha bonlar vardı. Bir oran yaptık. 5'te 5'te gelmişti bu kutsamalar. Aa, bunlar 500 EP düşünce Ruby'den buraya otomatik olarak 1'e 2 şekilde aktarmış oluyorduk parayı. Biz de oradaki parayla bir KYP aldık. Geçirebildiğimizi geçirdik. Hala biraz daha nakit var ama geçirebildiğimiz kısmını geçirdik. Bitti zaten. Aa, bu 6-7'lerle biz şu silahın hakkını vermek istiyoruz. 60 tane kutsamamız var. Ya buradan ya STR ya da yarı gelsin. Yarı gelirse zaten inanılmaz bir şey olur. Ama STR gelirse de okeyiz. Ama tek temennim buradan bir şey gelmesi yani, en azından gelmezse çok 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 büyük sıkıntı. Abi şöyle atmaya başlıyorum. Haydi bismillah. Böyle ilkini attım. Ejderha dönüşü soğuma süresiyle başladık. Hop büyü çözme. Mükemmel. STR şeytan %1. STR falan istiyorum ya. STR ya da yarı. Ya STR ya yarı. Bir de ikisini birden aynı anda veriyormuş var ya. İnanılmaz bir şey olur da bizde o şans nerede? Bir daha attım kılıç çemberi falan. Abi güzel bir şeyler be. Gözünü seveyim. Her attığımızda 2.5 won gidiyor aslında. Buzun gücü %5. Çöp. Dünyanın en iyi efsunları. Mükemmel efsun. 4 saniye ateşin gücünü al. Hadi be oğlum. Ölümsüz falan. Çöp. Bir daha attım. 4 saniye toprağın gücü. Acım ver ya. Ver şuradan güzel bir şey. Gözünü seveyim ver. Şeytanlara karşı güçlü %5. Geçtik. Çok alakasız çok 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 fazla efsun var. Kesinlikle şuna bir düzenleme gelmesi lazım. 2 metinle. Mesela hafif adım süresi abi ne alaka? Şu silahın özellikle 6-7'lerinin bir değişmesi lazım. Ejderha dönüşü. Hocam hadi gözünü seveyim. Gel ama. Gel ama. 6 orklar. Bak şu an 20 tane harcadık. 50 won paramız gitti. 50 won eksideyiz. Gelmesi lazım bir şeylerin. 5 metin parmak darbesi falan. Geç. Büyülü saldırdı eline ya. Çöp. Şeytanlara karşı. Aa, bu STR gelebilen bir şey mi ya? STR gelebiliyor mu ya? 400 EP. 25 büyülü saldırı değeri. Lan STR neredesin STR? 2 saniye buzun gücü falan filan. 15 hayvan. Bak 31.yi şöyle attım. Bir böcek. Dur bir CHMH atayım ya, bir yer değiştireyim. Bir CH attım geldim. Kalan 30'uyu da burada sallıyorum. Abi şöyle ilkini attım. Asıl 31. efsun bu arada. Buna da hiçbir şey gelmedi. 350 EP böcek, çöp, düşük rütbe. Geçtik. Düşük rütbe hiç yaramıyor. Düşük rütbe böyle güzel bir efsun gibi dursa da gerçekten hiçbir işe yaramıyor ya. Çok nadir kullanılıyor. Yani kuşağı muşağı kullanıyorsa silah hiçbir işe yaramıyor. Büyülü saldırı değeri 7. görüşümüz. Kamuflaj süresi tamam kaldık. Ya bu ne, gözünü seveyim ya. 200 EP son 21 efsun. Ustam gelmen lazım artık ama ya. 20 böcek, 1 zodyak. Bak bu silah çok güzel yüzümüzü gülürdü ama 6-7'den böyle üzmemesi lazım. 200 EP, 7 metin düşük rütbe. Var mı yapacağız ya, bu ne oğlum? Geçtim. Çöl canavarı, 4 saniye rüzgar falan filan. Çöp, çöp, 400 EP, zodyak, kanama hayvan falan geç. Son 9. Abi gelmesi lazım ama ya. Ya gerçekten 10 canavar ne ya? Ya... Abi şu Epson çok yanlış silah ya. Gerçekten çok yanlış silah yer. Ve biz buna bir kere daha getirdik. Bu silah bir kere daha 10 canavar geldi. 10 yarı oldu ya. 10 yarı olsa şu an var ya, parayı kırmıştık. Ama ne yapacağım bunda 10 canavarı, geçiyorum. Ya böyle bir şey olmaz. Gerçekten böyle bir şey olmaz. 7 böcek. 5 ork. Hadi bir yarı be. 500 EP. Çöl canavarı. Ork.
Metin ve sonuncudan Ölümsüzlere Karşı ve Çöl Canavarı. Yani gerçekten böyle bir şey olmaz. STR'yi göremedim bile. Hani tam oran STR'sini falan geçtim. 5-10 STR bile hiç görmedik. 60 tane 6-7'de çok kötü. Bayağı kötü. Zırhın borcunu ödedim. Biraz diğer sunuculardan falan para geçirmiştim. Biraz da pazarda mazarda satış olmuştu. Bayağı bir kötü ruh aldık. Yaklaşık olarak bir 400 tane kötü ruh falan aldık. Misilleme ile güçlendirmeyi P açmanın zamanı geldi. Artık 47 levelde yapacağımız şeyler de çok sınırlı. En önemlisi bunlardı. Bunları bir P açacağız. Dert kitabı misillemeden ruh vuruşu misillemesini açıyorum abi. Açtım gitti. Bunu dümdüz okuyacağız. Münzevi aldım. Münzevi Master'da okuyacağım. O kadar XP yok. Tecrübesizken bunu okuyamıyoruz. Biraz gidip XP kasmam lazım, dur. Tamam, biraz XP kastım. Şöyle okumaya başlayabiliriz. Master'da Münzevi basacağım. Onun dışı Münzevi basmayacağım. Yalnız bayağı kötü mü geçiriyor? 4 oldu lan, bu kadar okuduk sadece 4 oldu. Lan bayağı kötü geçiriyor. 6, 7. Bu kadar da zor değildi sanki ya. Ben hayatımda hiç misilleme P yapmadım ama Master 1 çok yaptım. Yaparken de bu kadar kötü geçirmiyordu diye hatırlıyorum. 11 oldu. 13. Bari şuraya Master olsa diyeceğim de yok abi, olmayacak. 15. 16 oldu mu bari? Abi 16 bile olmadı. Böyle bir şey olamaz. 16 bile olmadı. Büyük rezillik. Bir iki envanter kadar daha ruh vuruşu misilleme topladım. Bakalım inşallah şimdi güzel geçer. 15'ti. Şöyle okumaya başlıyorum abi. 16 oldu. Güzel. 17'de mi master oluyordu bu? 21'de mi? Yoksa rastgele miydi? Burasını çok bilmiyorum ama master 1 oldu. 17'de olmadı. 18'de oldu. M2 güzel. En son 25 BK kalınca Münzevi ile okurum. Münzevim var. Burada 15 var ama biraz daha depoda var. M5 oldu şu anda. Gayet güzel. Verir misin o M6'yı? Şurası bitince bir M7, M8 görsek mükemmel olur. Ama kötü ruh biraz bir şey. Kötü ruh daha bayağı vardı diğer çarda hep. Bunda yer olmadığından onu almıştım. Arka sayfada son bir 6 tane kötü ruhum var. Şunları okusak. 5 BK kaldı. Son 5 BK kaldı. M7'de 5 BK kaldı. Yani ne oluyor? 32 tane daha okumam lazım. Kalanı Münzevi ile hallederim. 1 tane daha okuyayım. Kalanı Münzevi ile falan hallederiz. Tüm BK'ları okudum. Ruh vuruşu misillemesi M10'a kadar geldi. Son 3 tane daha okuyacağız. Ve ardından G olacak. Şimdi şunu merak ediyorum. Bu G'de yine BK ile mi okunuyor yoksa ruh taşı artıyla mı okunuyordu? Ben daha önce hiç yapmadığım için bilmiyorum. Ruh taşı artının bir işe yarıyor olması lazım. Bu işe yarıyordur diye düşünüyoruz. Şu anda ruh vuruşunu %19 azaltıyor. Ben bunu P'de %20 azaltıyor diye biliyordum. Bayağı iyi azaltıyormuş bu arada. Şöyle ruh taşı artı bakalım diyeceğim. Bu fiyatlar ne oğlum? Ruh taşı artsın sen, kendine gel. Neyse bir tane bir alayım da bir deneyeyim. O modo vivonunu alacağız. Granat master seviyesini arttırmak istediğin beceri. Tamam, buymuş. Böyle tekte puanım. Bunun için de hesabı zen lazım. Abi çok masraflı ya. Bu skill'leri açmak inanılmaz masraflı ya. Çok fazla yiyor. Zor geçiyor. Artı burada da zen istiyormuş. Neyse zen de alacağım artık. Yapacak bir şey yok. Biraz zen aldım. Hesabı da sıfıra çektim. Şöyle biraz bir sizle okuyalım. Ondan sonra ben gittiği kadar kendim okurum. Muhtemelen bu elimizdeki 42 bonda tüm skill'leri açana kadar gidecek. Daha bunun kurt nefesi var çünkü bundan sonra. Kurt nefesi güçlendirmesi var. Onda da yine aynı şekilde gidecek. Ama bu niye geçmiyor? G4 olmuş lan. Geçiyormuş bu bayağı. Ben hiç geçmedi sandım. Hiç de dikkat etmiyordum. G4 olmuş. Şu anda 21.8 blok diyor. İyi. Güzel geçiyormuş. G5 oldu hatta. Düşünsenize hiç yakmadan böyle P'ye kadar gidiyormuşuz. Dediğim anda yakması da çok ayrı bir epik oldu. Neyse biz bunu bir G10'a kadar götürelim. G10'da görüşürüz abi. G10 yaptık. Biraz uğraştırdı ama inşallah P'ye uğraştırmayacak. Çok fazla zenim de yok. Şurayla P olur musun? 1'de 0 bak. Şu an kaç veriyor bu arada? 27.6 veriyor. Muhtemelen P'de %30 verecek. Bir daha okuduk, 2'de 0. Hadi geçer misin? 3'de gelsin. 3'de de gelmedi. 3'de 0. 4'te gelir misin? 4'te de gelmedi. Tamam. Ben alı sağda hep 5 giyerim bak. Hep 5 giyerim. 5'te geldi. Aynen öyle. Hiç şaşırtmaz. Uğurlu sayımdır. Hiç şaşırtmaz. P oldu. Hayırlı olsun. Şu anda dediğim gibi aynen %30 veriyor. Biz buradan bir kurt nefesine de girişelim. Yani çok göstermek istemiyorum. Bütün aynı şu senaryonun hepsini kurt nefesine de yapacağım. Kurt nefesi G olsun, ben geleyim. Bu video içinde bir arkadaşa 10 won verecektim. Onu vermeden de bu video bitmeyecekti. Çünkü silahı 10 yere 10 delici gelirse falan filan olaylar işte. Bizim kurt nefesi güçlendirmesine çok para gitti. Ve bu illet geçmeyen bir illet. Geçmiyormuş yani, en azından onu anladık. Bayağı uğraştık ve piyasada BK bitti. İşte ekstra olarak bizim altın kral çarları numaralarını falan da kostümleri bitiyordu. Onları tekrar yeniledim, ettim. Bizim para bitti abi. Ben 10 won vereceğimi unuttum. Onun için şöyle bizim altın kral çarlarından 25 tane altın kral ganimeti aldım. Bunun tanesi 40-45M. Ben en kötü 40'tan şak diye satılıyor. Burası 10 won yani. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Burada bak zar atacağım. 1 ile 6 arasında ilk hangisi gelirse o CH'ye geçip
İlk böyle gördüğüm oyuna yeni başlamış gibi birisi, hani böyle emeğiyle kasılan yeni başlamış birisine bunların hepsini vereceğim. Şöyle zarları bir atayım. 6 geldi bak, CH6. İlk 6'yı gördük, hemen şuradan bir CH6'ya geçeyim. Bakalım burada böyle emeğiyle kasılan birileri var mı? Bu adam zalim. Hadi sen zalimsen sana çok vermek istemedim. Forks mu? O adam öfkeyi P yapmış. Bu adam yeni başlamış olduğunu düşünmüyorum ben şahsen. Böyle biraz daha hani harbi 10 mono görünce böyle sevinecek. 10 mona çok ihtiyacı olan birisine bakıyorum. Ah bak, burada bir arkadaş var. Kuşağı muşağı var ama hani bu dönemde kuşak yapmak çok aşırı zor değil. Orklarda kasılıyor. Simyası yok anladığım kadarıyla buradan görünce. Hani Petit Kaan'ı falan var da onlar olur. Bir havasına bakacağım. Biraz şurada bir uzaktan inceleyeyim. Havası master'sa bu arkadaşa açıksa da veririm. Ha, bineye binli gidiyor. Dur lan, dur gitme. Metin var. Aha, Metin'e gitti. Havası master abi. Havayı yaktı gördüm. Havayı yaktı gördüm. Abi şöyle hiçbir şey demedim. SA dedim sadece. Al 25 tane altın kral. Al al lan, alsana altın kralları al. Birazcık şu okçuları temizleyeyim, biraz yardım edeyim. Ustam alır mısın altın kralları? La slot öldürecek yine. Heh, aldı. Hayırlı olsun abi arkadaşa. Ben aradan tüyüyorum. Hayırlı olsun arkadaşa. Abi bir anda karşınıza küçük ekranına geldim ama kurt tefesinin güçlendirmesini P yaptık. Bayağı uğraştık. Yani toplaması falan değil, hakkımıza şey geldi. Bu kitap sandığı güçlendirmeler geldi. 200'ünü böyle 75 M'den bir ondan falan topladık. Böyle böyle bunu bayağı rahat açtık. Çok uzun uzadıya göstermek istemedim. Yani çok fazla gösterdik çünkü misilleme falan. Bunu P yaptık. Şu anda %20 ekstra hasar arttırıyor. Şu an acaba hesabın maksimum hasarı ne kadar? Ona bir bakalım. Ben burada biraz balık malık falan bir şeyler çekeyim. Bir hesabın maksimum hasarına bakalım. Hesabın bakalım maksimum hasarı ne kadar oldu? Şöyle enerjiyi her şeyi basıyorum. Yalnız tam zekalı yakamadım skill'i. Şöyle bir tur daha yaktım. Şu an bir eksik gedik, bir şey olmaması lazım. 86 yarımız var. Bakalım şu an üflemeyle ne kadar vuracağız? Abi şöyle vurdum. Göremedik. Evet, hasar göremedik. Tamam, bir tur daha şöyle vurdum. 79K. Oha, en son 65 falan vuruyorduk. 79K'lara çıktı. 47 levelde. İnanılmaz hasar. Gerçekten inanılmaz hasar. Bir tur daha tükürdüm. 77K. Yani daha bu hasarın üstüne Surtuz Safir gelecek. 61 levelde full item bir bak. Hiçbir item böyle 6-7'si, 6-7'si yok. Hepsinin 6-7'si gelecek. Silahtan ekstra STR gelecek. Buradan pençe kopuş gelecek. İşte dediğim gibi Safir, Mafir falan gelecek. Ekstra şebnemleri basabileceğim. Şamanı bir tane liderlikli böyle bir şaman da alırız. Yani hasarımızı kaç K'ları çıkarırız gerçekten düşünemiyorum. Bir daha vurdum, 80'i göremedik ama gerçekten çok güzel hasar ya. İnanılmaz beğendim. Bu hesap var ya, 61'i de yok edecek, yok. Mükemmel hasar. Abi bir arkadaştan bayağı bir toplu item alacağız. VS kitemler. Ben normalde VS'li kitemlere girmiyordum ama çok ucuza veriyor. Gerçekten çok ucuza veriyor. 50 STR'li bir tane abonos küpemiz var. 10 yaralı düz. 17 beceri, 35 STR, bir tane dolu var. 16 beceri, 5 yaralı, yine bir dolumuz daha var. Düz 19 emiş bir kuşak. Bir şey yansıtmış da ne bilmiyorum. 30 böcekli bir tane toprak tılsımı. 5-6 yaralı şöyle. Ateş tılsımımız var bir tane. 10 yaralı beşgen, 10 yaralı bir tane de gümüş bilezik var. Yani şu 5 won, bu 3 won. Şu tılsım 7-8 won. 30 böcekli tılsım 3-4 won işte. Şunlara da ortalama olarak şey dedim. Hani şu 35 STR'liye bir 25 won falan dedim. Minimumları düşünüyorum biraz daha. 16 beceri 5 yarı ne kadar ediyor bilmiyorum ama hani 10 won falan bile desen. Şu küpenin kendisi zaten başlı başına 60 won falan. 50-60 won arası. Biz arkadaştan buraya 65 won'u alacağız. Dedim hani bana 1 saat 2 saat müsaade edersen alayım 65 won dedim. 40 won var şu an üstümde dedim. Arkadaş da dedi ki hani 40'ı şimdi ver, gün içinde verirsin dedi. Kalan 25 won'u. Dedim okey. Şöyle alıyoruz burayı. Benim yanımda bir 400 set falan kral kartım var. Onları bir oynayayım. Arkadaşa veririm hemen parasını. Hayırlı olsun. Buradan baya güzel karımız var. Bütün itemleri cam fiyatına göre attım. Abi buradan en kötü ihtimalle şöyle, bu arada 16 beceri 5 yarı doluyor, 20 bona attım. Bunlar biraz daha pahalıymış. Hatta buna en benzeri 25 won falandı. Ben 20'ye salladım. Diğer doluydu, 25'e salladım. Şu anda buradan bu fiyatlarda satılırsa karımız 60 won. Baya güzel ticaret. Yani burada bir kalır birkaç gün. Olmadı fiyatlarını düşürürüm 3-4 gün sonra. Baya güzel oldu. İyi kar. Abi bizim bu sunucuda kar edemediğimiz tek bir şey vardı. İnanılmaz derecede hissettim. Kar edeceğiz. O şey de Alastor sandığı. Şu illetten bir kere kâr edemedim. İnşallah şimdi kâr edeceğiz. Çok hissettim ya. Bir tane yumurta, bir tane de silah rüzgar taşı mı, silah basma taşı mı, öyle bir şey var. Ondan atacak. Demedi demeyin. Bak şöyle ilkini açtım. Kutsal parça. Bu değil. İstediğimiz şey bu değil. Bir tane daha açtım. Yılan yayı üretimi. Bu da değil. Hop, yılan kılıcı üretimi. Kuzey. Ha tamam, silah taşını verdi. Tamam bak, dediğim bir şeyi aldık. Bir tane de yumurta patlattı aradan.
Oo bak artılısından da verdi. Güzel güzel. Bir tane de yumurta. Yılan bıçağı üretimi. Parıltılı istiridye. Bundan ne attı? Taş parçası çöp. Hadi bir de yumurta. Yılan kırıcı üretimi. Paralı asker. İrade topazı. Zarar mı? Valla bilmiyorum. Sanırsam fit ya. Bunlardan bir tanesi 9 von, bir tanesi 6 von falan ediyor olması lazım. Herhalde öyleydi. Tam 15 von çıkarıyor. Ben de buraya 14,5 von verdim. 50 emkar. 50 emkar. Herhalde yani. Lan yalnız bu arada bayağı kar etmişiz. 50 em değil de. Bak normal artısı 13 von neredeyse. Artılısı da 8 von. 21 von yapar. Tamam sonunda kar. Ama dedim hissetmiştim. Vallahi içime doğmuştu. Videoyu da burada noktalayalım o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.